Hiçbir şey düzmece gibi görünmemeli. Gerekirse bir katil bulacaksınız bana. Suikastin Ortadoğu'daki bir takım gizli servislerle bağlantısı olduğuna dair bir açıklama yapmamızın yerinde olacağı kanaatindeyim. Halim Bey, İçişleri Bakanı'nın sözü. İçişleri Bakanı'nın Türkiye'nin 11 Eylül olarak tanımladı. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkanlar karşılığını en kısa zamanda bisküvi alacaklar. Bu bakanın suikastinde kullanılan ok. İşte bu da dün bulduğumuz anmanın üzerinde çıktı. Şu üç olaya bir baksana sen. Terör mü bu sence? Ha? Siz bu bakanın geçmişini araştırdınız mı? Bu üç cinayeti nasıl bağlayacaksınız birbirine? Ne oldu, merak mı ettin? Abi sen geri mi döneceksin? Oğlum ne işin var deli? Zanlının adı Barış Görkem. Barış değil ki lan o. Celil Hancı. Vallahi hancı yolcu ben anlamam, orası beni ilgilendirmiyor. Abi dur lan! Milletin böyle bilgilenmesini sağlasa. Nasıl yapacağım lan? Yılgın'la konuşalım. Pasteci kız yok mu? Bize yardım eder ya. Cezaevinde çok iyi anladım. Ne yaparsan yap, bu ülkede hiçbir şey değişmiyor. Ulrike Hanım da Alman polis teşkilatından Hans Barsch'un cinayeti için gözlemci olarak geldi. Eyvallah. Sen yaptın değil mi lan bunu? Ha? Bitirdin lan cinayet büroyu. Harun, sen trafiğe. O ne lan? Hayal et, foto filmi. Lan yeter, ne vurdunuz? Eda, sen de çocuk şubede görevlendirildin. Canım, nasıl bırakmazsın sokaklarda? Akbaba nereydi müdürüm? Narkotiği. Ne? Ay tamam, ceset meset görmüyor, bir tuhaf oluyor da. Başka şeyler görüyor, ne yapayım, güzel oluyor. Barış Görkem dün gece 6 otele birden rezervasyon yaptırmış.